Şimdi bakın böyle bir koca düşünün hangi diziyi izlerse izlesin dizinin kadın oyuncusuna aşık oluyormuş. Ve Nur Hanımcığım diyor hangi diziyi izlersek izleyelim özellikle dizinin ismini de vermişti ben buradan vermek istemiyorum. Ee, Kadının en güzel özelliklerini dizi izlerken bana anlatıyor diyor. Bak gözleri ne kadar güzel bak beli ne kadar ince bak ne kadar zayıf görüyor musun ne kadar şık ben merak ediyorum diyor. ...dize oyuncularına gösterdiği bu ilgiyi... ...kocam bana ne zaman gösterecek? Ve bana ne zaman aşık olacak? Hmm. A, ya O sırada ne yapıyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Sen ne yaparsın mesela Nur? Böyle olsa yanındaki eşin... ...bak gözüne güzel, bak beline güzel... ...ben bilmem ne. Ee, ben vallahi benim başlarım için... bu sefer erkek için. Kaslara bak bilmem <laughs> Öyle mi? <laughs> A, ben ben onu da yapmam. A, ben yaparım. Benim için ne önemli biliyor musun? E, zaten böyle yapan bir kocaya koca demem. Yanımda tutmam. Bir ikincisi... E, neyi nasıl söylediği de önemli. Mesela bazen biz kadınlar böyle püfte hani raftan pamuk düşse alınıyoruz. Şunu diyebilir bence ama. Aa çok güzel bir kadın. Kaşın ama güzel. her dizide. her, her oyuncunun. Her, her dizide. Ama özellikle her bir diziyi söylüyor ki hiç kaçırmıyormuş ve evet. ne zaman o diziyi görse böyle öve öve bitiremiyormuş. Ne bu, yapmak gerekir? Bu, bu tür erkekler genelde eğer belli bir diziye bu şekilde tutkunsa o dizideki kadınla hayal dünyasında bir şeyler yapıyor. Anlatabildim mi? Onun beline sarılıyor, gözlerine bakıyor, onunla flört ediyor. Hayalinde ama. Düşünce aleminde e, onunla flört ediyor. Ne bu ciddi durum? anlamda rahatsızlık verici bir rahatsızlıktır. Yani ne yapması lazım e, peki? birlikte destek alacaklar ama burada eşin biraz sakin olması lazım. Ee, ve bundan alınganlık göstermeyecek. Yani Sen öyle eş mi yaparsın gerçekten? Aa, ya. Erkek de çok yakışıklı. Aa benim kaslara bak, boya bak, uf vücuda bak. <laughs> ya, kavga çıkarsa? Çıkmaz. Nasıl çıkacak? Senden öğrendim. E demek biz... ki oradakinin beline Hayatım... bakıldığı gibi Allah sana göz verdiyse bana da göz verdi Allah sana dil verdiyse bana da dil verdi eyvallah Allah ama bizde kadın dayanlar... yaptığı zaman çok affedersin adı başka e oluyor yok, yok, yok. Kalbi, erkek yaptığı zaman adı başka oluyor o, yani. O erkeklerin uydurması. Bak o erkeklerin uydurması. Erkekler kendilerini rahata çıkarmak için uydurmuşlar. Kalp kadında neyse erkekte de, de onu hisseder. Erkek ne hissederse kadının da kalbi onu hisseder. Ve biz kadınlar daha sinsiyizdir bu konularda Nurcum. Yani biz su e, saman altından su yürütürüz. Yani bu bu, bu bilinsin. Erkeğinki çabuk belli olur ama kadınınki belli olmaz. E Ben senden öğrendim hayatım senden öğrendim demek ki güzel olan yerlerine bakmamız lazımmış yani şunu mu söylüyorsun aslında sana yaşattığı duyguyu sen tabii, de ona yaşatmalısın tabii, empati empati yaptıracaksın ama bu da çirkin bir şey değil mi yani insan kocasıyla böyle bir yarışa Fransızla girer mi Fransızla Türkçe anlaşamazsın Fransızla Türkçe anlaşamazsın ya sen Fransızca öğreneceksin ya da ona Türkçe öğreteceksin olay budur el kol hareketleriyle anlaşamayacağımıza göre konuşacağız. Konuşacağımıza göre birbirimizin anladığı dilden konuşacağız. Benim beyimin anladığı dil oysa ben o dili çok güzel konuşurum. Yani her seviyeye ineceksin, her seviyeye çıkacaksın. Şunu anlamıyorum şu dünyada. Gerçekten sevmek, sevilmek, aşk, He. huzur, mutluluk varken niye böyle birbirimizi yiyip tüketiyoruz? Kuru kuru tüketiyoruz? sevmek istiyoruz ama şimdi bak Nur. Erkek de kadın da kuru kuru sevmek istiyor. Hayalindeki sevgiyi arıyor. Hayalindeki sevgiye oturacak adamı arıyor. Hayalindeki sevgiyi oturacak kadın arıyor. Böyle sevgi olmaz. Sevgi kendiliğinden gelişir. Emektir. Ne diyordu Türkan Şoray filminde? Sevgi neydi? Emekti diyor. Sevgi Değil emek mi? ister. Değil mi? Yani İlyas'a aşıktı ama Cemşit'i sevmişti. Olay bu. Peki. Ee, Nur ablacığım sevgilim arkadaşlarım tarafından bana tanıştırıldı. İlk zamanlar onu hiç kale almıyordum demiş. Çok da yüz vermiyordum. Sonra bir ilişkiye başladık. Beni aldattı. Ama beni aldattıktan sonra ona aşırı bağlandım. Şimdi beni aldattıktan sonraki bağlılığım ilk başta yok bu aşırı bağlılık için ne yapmam gerekiyor? Aldattığı için bağlandıysan aslında sen onu hırs yaptın. Sen bağlanmadın ona. Sadece hırsla hareket ediyorsun. Diyorsun ki kendi kendine ilk başlarda ben onu istemiyordum. O beni istiyordu. Şimdi aslında onun beni istemediğini başkalarını isteyebildiğini gördüğüm için hırs yaptın kendi iç dünyanda onu çok istediğini bağlandığını düşünüyorsun bu tamamen bir yanılgıdır aman yanılıp da evlenme bu adamla çünkü pişman olursun bu sadece ve sadece senin istemediğin bir adam nasıl seni istemez bunu kaldıramıyorsun kendi özgüvenini biraz geliştirmen lazım. Hırsı yaptığı için mi Hırs yaptı. oluyor? Hırsı yaptı tabii. Yoksa bağlılık falan yok bunda. Peki. Bağlılık zannetmesi var neden? Sürekli oturuyor kalkıyor. Ben bu adamı nasıl tekrar bana bağlarımı düşünüyor? Bunu da bağlılık zannediyor. Ee, karısı Ahmet Bey'in de ismini veriyorum. İsmimi de söyleyin demiş. Karımla beraber de izliyorum. Sıkın evde kavga çıkmasın şimdi televizyonlara ismimi verdin diye. <laughs> karısı pahalı elbise ve çanta almadan duramıyormuş. Hmm. Öyle ki diyor maaşımı bile yetiştiremiyorum. Diyorum ki ona pazardan git alışveriş yap. Pazardan alışveriş yapmanın ne sakıncası var? Biz bu kadar zengin değiliz ki. O da diyormuş ki ben bir kere dünyaya geliyorum. Bir kere dünyaya gelen pazardan alamaz mıymış? Yani hayatın her ha, türlü anladım. zevkini yaşamak bir istiyorum var anlamında var ya söylüyor. işte ben bir kere evleniyorum. Nereden biliyorsunuz bir kere evlendiğinizi? İşte bir kere evleniyorum mobilyam şöyle olsun. Bunları bırakalım yani ölümlü dünyada. Ama herkes Şimdi... bir kere evlenmek üzerine. Hayata ilk adım atar. O da, o da bir yanılgı. Aslında bundan da bizim toplum olarak kurtulmamız lazım. Kimse boşanmak lazım. için evlenir mi? Ya boşanmak için evlenmeyiz ama ben illa bir kere evleneceğim kafasıyla da düğün hazırlıklarında olmayacak masrafları yaptırmayalım yani. Gerek yok. Herkesin bütçesine ise ona göre. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Beyefendinin bütçesi anladığım kadarıyla eşinin bu taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Evlilikte ortak bir bütçe vardır ve aile bütçesi için öncelikli olarak ailenin ihtiyaçları ondan sonra kişisel ihtiyaçlar gelir. Hanımefendiye buradan benim bir önerim var. Lütfen ee, ailenizin bütçesine ise ayağınızı yorganınıza göre uzatın. O parayı anladığım kadarıyla siz kazanmıyorsunuz. Eşiniz kazanıyor. Siz sadece harcıyorsunuz. Harcamak kolaydır, kazanmak zordur. O yüzden eşinizin biraz önerilerine kura, kulak verin. Bizler de pazardan alışveriş yapıyoruz. Çok da güzel bir ortamdır. O pazarcıların bağırması. Efendim meyve sebzeyi kendiniz seçebiliyorsunuz. Tazesini alabiliyorsunuz. Pazara gitmenizi öneriyoruz. Peki sıradaki sorum e, şu anda bizi izleyenler arasında dün gece evliyseniz yatak odasında değil de e, uykunuzu televizyon başında, salondaki koltukta, odadaki çekyatta ya da küçük odada tamamladıysanız yani karınızdan ya da kocanızdan ayrı yattıysanız ve evliyseniz mutlaka bu soruyu çok iyi dinlemeniz gerekiyor. E, sevgili seyircimiz sormuş karım demiş salonda uyuyor. Salonda uyuyanla yatak odasında uyuyan kadının aşk anlayışı farklı mı? evet maalesef erkek için de bu geçerli hayır neyi soruyorum neden aşk anlayışını sormuş yani e, beraber uyuyan mı daha evliysen, çok diyor bir dakika evliysen ayrı yatmalı mısın? yatılabilir mi? Benim görüşüm hayır. Yok tabi tabi senin görüşün tamam. Bir evlilik uzmanı olarak evli hayır. çiftler Aslan. ayrı yatabilir mi? Son nefese kadar. Çok büyük mecburiyetler işte hastalıktı. Yani veya bir bebeğin rahatsızlığıydı yanınızda büyümesiydi aynı yatakta yatmanız gibi istisnalar hariç karı koca hatta benim 2010 yılından beri tek yastıkta kocayın kampanyam var. Peki ne olur mesela kocanla beraber uyumuyorsun ve ayrı yatıyorsun ne olur evliliğin daha bireysel gelir? olursun yani daha bir e, ailede bireysel düşünme yoktur biz vardır ailenin bizi vardır ama ayrı yatmaya başladıkça artık daha bir bekar gibi düşünmeye başlarsın, bencilleşmeye başlarsın. Kendi isteklerin, kendi düşüncelerin daha ön plana çıkar, eşinin istek ve beklentilerini daha geri plana atarsın. Sen eğer mutluysan mutlu edersin o, o durumda. Yani yatak kaynaştırır. Nur yatak kaynaşları. O tek yastıklar ne yastığıydı onlar? İşte 2010'da ben ee, bir yastıkta kocayın Alo, yastıkları. Alo hemen geliyoruz bir dakika. Bir yastıkta kocayın yastığı. O bir adı var neydi arkadaşlar? Ee, Diğerinin adı Fransız yastığı. Ha küstüm yastığı. Ha küstüm yastığı. Küstüm yastığı ne Uyastık tek yastık ya alıp gidemiyorsun. Tabii. <laughs> Kampanya öyleydi zaten. Yalnız rejide de tek bilen Fatih. Kavga ettiğinizde tek yastıkta yatın. Kavga <laughs> ettiğinizde tek yastıkta yatın. Yastığımı alıp diğer odaya gidiyorum olayı yapamıyorsunuz. Ve o yastık sizi birbirinize yakınlaştırıyor elinizde olmadan uyku sırasında. O yüzden bir yastıkta kocayın o uzun yastıklarını çeyizlerde özellikle öneriyoruz. E, gençlerin de kullanmasını öneriyoruz. Biz de kullanıyoruz evimizde. Ama diğer o Fransız yastıkları, küs yastıklarını pek sevmiyoruz. Evet.